68. Namazın mekruhları. Aşağıdaki bilgilerin çoğu Dürrül Muhtar'dan ve bunun şerhi olan Reddül Muhtar'dan tercüme edilmiştir. Namazın mekruhları iki türlüdür. Yalnız mekruh denildiği zaman tahrimen mekruh demektir ki delilinden zan ile anlaşılan yasaklardır. Yasak olmasına bir delil, senet bulunmayıp yapılmaması iyi olan şeye tenzihen mekruh denir. Namaz içindeki vacipleri ve müekket sünnetleri yapmamak tahrimen müekket olmayan sünnetleri yapmamak tenzihen mekruhtur. Tenzihi mekruh helale, tahrimi mekruh harama yakındır mekruh olarak kılınan namaz sahih olursa da kabul olmaz. Yani vaad edilen sevaba kavuşulamaz. Namazın mekruhlarından 45'ini aşağıda bildireceğiz. 1. Elbiseyi giymeyip omuzlarına alarak kılmak mekruhtur. Ceketin ve paltonun önünü kapalı veya açık bulundurmak mekruh değildir. 2. Secdeye inerken etekleri, pantolon paçalarını kaldırmak mekruhtur. 3. Antari'nin etekleri, kolları sıvalı olarak namaza durmak mekruhtur. Abdest alıp imama yetişmek için acele edenin kolları sıvalı kalmış ise namazdayken yavaş yavaş indirmesi lazımdır. Nitekim, namazda başlığı düşenin, başına koyması eftaldir. Görülüyor ki, dirseğe kadar, kısa kol ile, atlet gömleği ile ve dizden aşağı olan, kısa pantolon ile namaza durmak, mekruhtur. Uzun kolu, yukarı sıvalı gömlekle mekruh olup, kısa kollu ile kılmak, mekruh olmaz demek doğru değildir. Çünkü bütün kitaplar kolu veya eteği yukarı kaldırılmış diyor. Etek sıvanmaz, kaldırılıp bacak açılır. Nimet-i İslam kitabında mekruhların on birincisinde erkeğin kolu açık namaza durması mekruhtur diyor. Kollara açık namaz kılmanın mekruh olduğu marifetnamenin 268. sayfasında de yazılıdır. Dirsekten yukarı olursa zararı daha çoktur. Namazda kolunu, paçasını yukarıya sıvarsa namazı bozulur. 4. Abes yani faydasız hareketler. Mesela elbisesiyle oynamak mekruhtur. Namazda faydalı hareketin mesela eliyle alnındaki teri silmenin zararı olmaz. Pantolon antari ete yapışınca avret mahallinin şekli belli olmasın diye bunları etten ayırmak mekruh olmaz. Tozunu silmek mekruhtur. Namazda abes hareket ve kabristanda sesle gülmek hadis-i şerif ile men edilmiştir. Kaşınmak abes değil ise de bir rükünde eli üç kere kaldırırsa, namazı bozulur. 5. İş elbisesiyle ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbiseyle ve fena kokulu elbise ve çorap ile kılmak mekruhtur. Başka elbisesi yoksa, mekruh olmaz. Parası varsa alması lazımdır. Pijama, entari gibi gecelikle kılmak, mekruh değildir. 6. Ağızda kıraate mani olmayacak bir şey bulundurmak mekruhtur. Mani olursa namaz bozulur. 7. Başı açık kılmak. Namazda başı örtmeye ehemmiyet vermediği için açık kılarsa mekruh olur. Namaza ehemmiyet vermediği için açarsa kafir olur. Kesel bir işi istemediği için yapmamaktır. Aç, isteyip de gücü yetmediği için yapmamaktır. Başlığı düşerse, az hareketle örtmek eftaldir. Kendini küçük göstermesi için, başı açık kılmak zarar vermez ise de, yine örtmesi eftaldir. Harareti teskin ve rahatlık için açmak da mekruhtur. Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takke ile örtmelidir. Siyah takke, Yahudilerin havra kıyafetidir sözü, din kitaplarında yoktur. Siyah başlık sünnettir. Resulullah ve eshab-ı kiram, namazlarını nalın-ı şerifleriyle kılardı. Nalın, altı deri olan ayakkabı demektir. Tergi us salat'ta diyor ki çıplak ayakla namazda oturan adamın sağ elini geriye uzatarak ayağının altını ötmesi lazımdır denildi. Çünkü her zaman çıplak ayağının altını müminlere göstermek edepsizlik olur. Namaz içinde ise daha çirkin olur. Bazı alimler de namaz arasında ile çıplak ayağını örtmemelidir. Çünkü namazda otururken elleri uyluklar üzerine koymak sünnettir. Arkada olanın da kendi kucağına bakması sünnettir. Her ikisi sünnete göre oturunca edepsizlik olmaz dedi. Görülüyor ki otururken eliyle ayağını örtmemeli diyen alimlere göre de ayağın açık olması edepsizliktir. Ancak otururken eli uyluklardan ayırmak mekruh olduğundan ayağın açık olması mekruhluğunu gidermek için ikinci bir mekruh işlememelidir. Arkadaki kucağına bakarsa edepsizlikten kurtulur demişlerdir. Halebi Kebir'de yazıldığı gibi ayakta, rükûda, secdelerde ve otururken elleri sünnet olduğu gibi koymamak mekruhtur. Merakül felahta namazın mekruhlarına başlarken Halebi'de de mekruhların sonunda vacibi ve sünneti terk etmek mekruhtur. Bunun için erkeklerin secdede çıplak ayağını örtmesi mekruh olur demesi de bu sebeptendir. tür fetava her fetvasında fıkıh kitaplarından delil gösterdiği halde buradaki yanlış fetvasına gösterememiş, delil yerine açık bırakmıştır. İbn Abidin namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki namazı nalın veya mest ile kılmak çıplak ayakla kılmaktan eftaldir. Böylece Yahudilere uyulmamış olur. Hadisi i şerifte Yahudilere benzememek için namazları nalın ile kılınız buyuruldu. Resulullah ve eshab kiram sokakta giydikleri nalın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve Mescid-i kum döşeliydi. Kirli nalınla girilmezdi. Necaset bulaşmış ayakkabı mescide girilmez. Çorap giyerek bu sünnet yerine getirilir. Çorabı da pis olan veya hiç olmayan namazı Topuk kemiklerine kadar uzun entari ile kılması iyi olur. Ayaklar örtülü kılınan namazın çok sevap olduğu Halebi, Berika ve Hadika kitaplarında da yazılıdır. Müslüman olmayanlar kiliselerinde başı açık, ayağı çıplak tapınıyor. Onlar gibi medeni ibadet etmeli diyerek başı açık, ayağı çıplak kılmak, yükseğe secde etmek ve emri altında olanları böyle kılmaya zorlamak caiz değildir. İbadetlerde kâfirlere benzemek mekruhtur. İslamiyetin istediği şekli beğenmeyen ise kâfir olur. 8. Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namaza durmak mekruhtur. Namaz arasında zorlarsa namazı bozmalıdır. Bozmaz ise günaha girer. Cemaati kaçırsa da bozması efdal olur. Kerahetle kılmaktan ise cemaat sünnetini kaçırmak evladır. Namaz vaktini veya cenaze namazını kaçırmamak için mekruh olmaz. 9. Erkeklerin saçını enseye topuz yapıp veya başın etrafına sarıp veya tepeye toplayarak etrafını iple bağlayıp namaza durmaları mekruhtur. Bunları namazda yaparsa namaz bozulur. Mekke'de ihram içindeyken namaz baş açık kılınır. 10. Namazda secde yerinden taşı, toprağı eliyle süpürmek mekruhtur. Secdeyi güçleştiriyorsa, bir hareketiyle caiz olursa da namazdan önce temizlemelidir. 11. Camide namaz için safa girerken, namaza dururken ve namaz içinde parmakları bükerek çıtırdatmak, iki elin parmaklarını birbiri arasına sokup çıtırdatmak mekruhtur. Namaza hazırlanmadan önce zaruret olursa mekruh olmaz. 12 Namazda elini böğrüne koymak mekruhtur. İki elin parmaklarını birbirleri arasına koymak da namazda ve vaazda, mevlitte ve mescitte tahrimen, başka yerlerde tenzihen mekruhtur. 13 Başını, yüzünü etrafa çevirmek mekruhtur gözleriyle etrafa bakmak, tenzihen mekruhtur. Göğsü çevirince, namaz bozulur. 14. Teşehhütlerde köpek gibi oturmak, yani kaba eti üzerine oturup, uyluklarını dikip, dizlerini göğsüne değdirip, iki elini yere koymak, mekruhtur. 15. Secdede, Erkeklerin kollarını yere döşemesi mekruhtur. Kadınlar ise kollarını yere yaymalıdır. 16. İnsanın yüzüne karşı kılmak mekruhtur. İnsan uzakta dahi olsa mekruh olur. Arada namaz kılana sırtı dönük biri bulunursa mekruh olmaz. 17. Selama eliyle başı ile cevap vermek mekruhtur. Suale başı ile eli cevap vermesi mekruh değildir. Mesela kaç rekat kıldınız diyene parmağı ile cevap vermesi gibi. Başkasının sözüyle, hemen yerini değiştirir veya öndeki safa geçerse namazı bozulur. Namazın müfsitlerinden on birincisini okuyunuz. 18- Tergib-ü salatta diyor ki, namazda ve namaz haricinde, ağzını açarak esnemek mekruhtur. Alt dudağını dişlerin arasına sıkıştırmalıdır. Kendini tutamazsa, ayakta, sağ elin, diğer rükünlerde ve namaz haricinde, sol elin dışı ile ağzını örtmelidir. Zaruretsiz esnemek şeytandandır. Peygamberler esnemezlerdi. 19. Namazda gözleri yummak, tenzihen mekruhtur. Zihni dağılmasın diye yumarsa, mekruh olmaz. 20. İmamın, mihrab içinde durması mekruhtur kıble duvarı içinde bulunan oyuk kısma, mihrap denir. Ayakları, mihrabın dışında olunca, mihrap içine secde etmesi mekruh olmaz. İnsan, ayaklarının bastığı yerde kabul edilir. Çünkü papazlar, ayrı bir odada durarak, ibadet yaptırır. Camilerde, birinci cemaatin imamı, mihrapta kıldırmazsa, mekruh olur. 21. İmamın yalnız başına, cemaatten bir zira, yarım metre yüksekte durması, tenzihen mekruhtur. Papazlara benzememek için men edilmiştir. 22. İmamın yalnız başına, aşağıda durması da tenzihen mekruhtur. 23. Öndeki safta boş yer varken, arkasındaki safta durmak, ve safta yer yok iken saf arkasında yalnız durmak mekruhtur. Safta yer olmayınca yalnız başına durmayıp rükûa kadar birini bekler. Kimse gelmezse öndeki safa sıkışır. Öndeki safa sığmazsa güvendiği birini arkaya yanına çeker. Güvendiği kimse yoksa yalnız durur. 24. Üzerinde suret, yani canlı resmi, insan veya hayvan resmi bulunan elbiseyle kılmak, tahrimen mekruhtur. Cansız resimleri bulunursa, mekruh olmaz. İster hürmet edilmek için, ister hakaret edilmek için olsun, ister büyük olsun, ister küçük olsun, canlı resmi ve heykel yapmak haramdır. Mekati bir şerifede 60 ve 85. mektuplara bakınız. 85. mektubun tercümesi kitabımızın ikinci kısım 72. maddesinde mevcuttur. Hadikada el afetlerinde diyor ki namazda giymese de üzerinde canlı resmi bulunan elbise giymek her zaman mehruhtur üzeri örtülü resim bulundurmak caizdir. Nüfus kağıdı, vesika, senetler ve başka lüzumlu ihtiyaçlar için küçük resim çektirerek üzerleri örtülü olarak saklamanın caiz olduğu buradan anlaşılacağı gibi İbn Abidin 5. cilt 238. sayfasındaki tembih'ten de anlaşılmaktadır. Zevacir'in 26. sayfasındaki hadisi i şerifte "Elinize geçen resimleri yırtınız, bozunuz." buyruldu. Düşmanlığa, fitneye sebep olursa karışmamalıdır. Peygamberlerin, ashab-ı kiramın ve din büyüklerinden hiçbirinin resmi yoktur. Onların resmi diye gazetelerde, filmlerde görülen resimler hep uydurmadır para kazanmak için, Müslümanları aldatmak için yapıyorlar. Mübarek zatların resimlerini de yükseğe asmak haram olduğu gibi, bunları aşağı yerlere koymak da haramdır. Avret yerleri örtülü olsun olmasın, her yere büyük veya küçük canlı resmi yapmak haram olduğu gibi, bunu yapmak için alınan para da haramdır. Putperestliği önlemek için haram edilmiştir üzerinde canlı resmi bulunan elbiseyi namaz dışında da giymek mekruh olduğu Tahtavi'nin İmdat haşiyesinde de yazılıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi Kuddise Sirru bir mektubunda diyor ki: Üzerinde canlı resmi bulunan mendil, para gibi şeyleri kullanmak caizdir. Zira böyle şeyler mühandırlar muhakkardırlar, muhterem değildirler. El Fıkhu alel Mezahib ile üçüncü cildinde de böyle yazmaktadır. İbn -i Hacer Hıytemi Mekki, rahmetullahi aleyh, fetvasında buyuruyor ki, mendil gibi, para gibi şeyler üzerinde canlı resmi bulunmasının zararı yoktur. Çünkü canlı resmini, Hürmet olunan yerlerde kullanmak caiz değildir. Hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir. O halde yerde ve yere serilen eşyada yastık, sergi, mendil, para, mektup pulları üzerinde ve cep, çanta, dolap gibi kapalı yerlerde ve elbisenin göbekten aşağı kısımlarında bulunması caiz olup göbekten yukarıda bulunması, asılması haramdır. Kadın resimlerini ve avret mahalli açık resimleri, şehvetsiz de olsa, her yerde kullanmak ve bunlara şehvetle bakmak haramdır. Hadika, ikinci cilt, 633. sayfede diyor ki, Üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi, yere koymak yere sermek tahrimen mekruhtur bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek hakaret etmek olur hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfr olur duvara yazmak yazıyı asmak caiz olur denildi buradan anlaşılıyor ki üzerinde Kabe cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Bunları zinet için duvara asmak caiz olur. Görülüyor ki İslam dini insanlarla alay edilmesine ve canlılara tapılmasına ve gençlerin fuhşa sürüklenmesine, evlilerin baştan çıkarılmasına alet olan insan resimlerini, heykelleri haram etmiş, canlıların anatomik parçalarının ve bitkilerin ve her çeşit fizik, kimya, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan faide elde etmeyi emir buyurmuştur. İslam dini, her şeyde olduğu gibi, resimleri de faideli ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış, faideli olanlarını emr, zararlı olanlarını yasak etmiştir. O halde kâfirlerin müslümanlar resme günah der. Bu ise gericiliktir demesi körü körüne bir iddia ve iftiradır. 25. Canlı resmi namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizasında duvara çizilmiş veya beze, kağıda yapılarak asılmış veya konmuş ise mekruhtur. Canlı şeklinde olmasa dahi salip yani haç resmi de canlı resmi gibidir. Çünkü Hristiyanlara benzemek oluyor. Onlara benzemek niyeti olmasa bile onların yaptığı kötü şeyleri ve kötü olmayanları da onlara benzemek niyetiyle yapmak mekruhtur. Fakat böyle yerde ve içki, kumar, çalgı aletleri bulunan mahalde namaz kılmanın mekruh olduğu ve buraya rahmet meleklerinin girmeyeceği ve burada yapılan duanın kabul olmayacağı Tergibüs Salat'ta ve Nisabül Ahbar'da yazılıdır. Çalgıda dinlenen ve bakması haram olan resimlerine de bakılan şeyler çalgı aleti gibidir. Canlı resmi basılan, oturulan, dayanılan şeyde ise Namazı mekruh olmaz. Resim namaz kılanın arkasındaki duvarlarda ve tavanda ise hafif mekruhtur. Secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde kılmak mekruh değildir. Çünkü yere sermek hakaret etmektir. Dürer. O halde Kabe, cami resimleri ve mübarek yazılar bulunan ve zihni meşgul eden resimler, nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak caiz değildir. Resim namaz kılan kimsenin ayağı altında, oturduğu yerde, bedeninde, elinde ise mekruh olur. Bundan anlaşılıyor ki cepteki resimler namazı mekruh etmez. Çünkü bastığı oturduğu yer bedenindeki elbise gibidir bileğe asılı resim mekruhtur. Çünkü elleri sünnete uygun koymaya mani olur. Paradaki, yüzükteki ve her yerdeki resim küçük olursa, yani yere koyunca ayakta duran kimse uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz. Büyük ve örtülü olunca da mekruh olmaz. Canlının başı kesilmiş, yüzü veya göğsü, karnı, başı silinmiş, sıvanmış ise namaz mekruh olmaz. Cansız resimleri, mesela ağaç, manzara resimleri, nerede bulunursa bulunsun, namaz mekruh olmaz. Çünkü küçük ve başsız ve cansız resimlere tapınılmamıştır. Güneşe, aya, yıldızlara, ve yeşil ağaca tapanlar oldu ise de bu şeylerin kendilerine taptılar resimlerine tapınılmadı bunların aslına karşı kılmak mekruh olur büyük olan ve hürmet mevkiinde bulunan canlı resmi ve köpek cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez hafaza melekleri ise insandan yalnız cimada ve halada ayrılır insanların iki omuzunda bulunup iyiliklerini ve kötülüklerini yazan Kiramen Katibin ismindeki iki melek ile cinnilerden koruyan meleklere hafaza melekleri denir. Haladayken yapılanları Allahü Teala meleklere bildirir. Haladan çıkınca yazarlar. Melekler bir şey üzerine harf ile yazmaz. Bilgileri aklımızda, Zihnimizde topladığımız gibi bir yere toplarlar. Şimdi teyp denilen alette seslerin banda alınması ve sesli sinema filmlerine alınması gibi çeşitli yazı şekilleri vardır. Göklerde bilinmeyen kalemlerle aletlerle yazan melekler de vardır. Kâfirlerin yalnız kötülükleri yazılır. Her insana musallat olan cin vardır ve insanı bunlardan koruyan melekler vardır. Çocuklara oynamak için bebek almak, İmam-ı Ebu Yusuf'e göre caizdir. 26. Namazda, ayetleri, tesbihleri eliyle saymak, tenzihen mekruhtur. Kalbiyle veya parmaklarını oynatarak saymak caizdir. Namaz dışında parmakla saymak, ve tesbih kullanmak caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının tesbihleri çekirdeklerle saydığını görerek men etmemiştir. Riya ve gösteriş için tesbih kullanmak mekruhtur. Sokmak ihtimali olan yani yaklaşan yılanı ve akrebi öldürmek namazı bozmaz ve mekruh olmaz sol ayakkabıyla öldürmek müstehaptır. Kıvrılmadan, doğru giden beyaz yılan, cinnidir. Zarar vermezse, öldürmemelidir. Fakat bunu da öldürmek caizdir. Çünkü cinniler, Müslümanların evine girmeyeceğiz diye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e söz verdi. Eve girince, sözlerini bozmuş olurlar. Önce İrci bir iznillah diyerek ihtar etmeli, gitmezse öldürmelidir. Namazdayken ihtar edilmez. Yılan şeklindeki cinni hemen öldürmemek, onlara saygı göstermek için değil, zararlarına sebep olmamak içindir. 27. Oturanların ve ayakta duranların arkalarına doğru namaz kılmak, konuşsalar bile mekruh değildir. Bir kimsenin yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı mekruhtur. 28. Musafa, kılınca, muma, kandile, lambaya, aleve, tabanca gibi harp aletlerine karşı ve yatan, uyuyan kimseye karşı kılmak mekruh değildir. Çünkü bunlara tapınılmamıştır. Mecusiler ateşe tapar, aleve tapmaz. Alevli ateşe karşı da mekruh olur. 29. Başından ayağına kadar bir peştemal sarıp kılmak tahrimen mekruhtur. 30. Açık başına sarık sarıp tepesi açık olarak kılmak tahrimen mekruhtur. 31. Ağzını burnunu örterek kılmak tahrimen mekruhtur mecusiler böyle tapınır. Maske, eldiven ve alnın yere değmesine mani olan gözlük takarak kılmamalıdır. Alnın, burnun, ellerin yere değmesine, yani farza veya sünnete mani olan şey ile zaruret olmadan namaz kılmamalıdır. Bunları namazda takmak için kadınlara dahi zaruret yoktur. 32. Özürsüz Boğazından balgam çıkarmak mekruhtur. Ağızda hasıl olan kan ağız dolusu değilse bunun hasıl olması ve bunu yutmak abdesti de namazı da bozmaz. Kayda böyledir. Halebi Kebir ve Hindîye. 33. Ameli kalil yani bir eli bir veya iki kere hareket ettirmek mekruhtur. Namazı bozanların on beşincisine bakınız. Isıran biti pireyi ameli kalil ile öldürmek caiz, ısırmayanı tutmak ve öldürmek mekruhtur. Bunların ölüsünü ve dirisini mescitte bırakmak haramdır. 34. Namazın sünnetlerinden birini terk etmek mekruhtur. Sünnet iki kısımdır. Biri süneni hüdadır. Bunlar müekket, kuvvetli olan sünnetlerdir. İkincisi sünen-i Bunlar müekket olmayan sünnetlerdir. Müstehap ve mendup da aynıdır denildi. Namazda müekket sünneti terk tahrimen mekruh olur. Müekket olmayan sünneti terk tenzihen mekruh olur. Müstehabı terk etmek mekruh değil, hilafı evla olur. Yani müstehapları yapmak sevap olur. Yapmamak hiç suç değildir. Sevabından mahrum kalır. 35. Zaruretsiz çocuğu kucağındayken namaza başlamak mekruhtur. Zaruret varsa ve üstü temiz ise mekruh olmaz. 36. Kalbi meşgul eden huşu gideren şeyler yanında, mesela süslü şeyler karşısında, oyun ve çalgı aletlerinin bulunduğu yerde ve arzu ettiği yemek karşısında, özürsüz kılmak mekruhtur. Seccade tek renk olmalı, üzerinde resimler, şekiller, renkli şeyler bulunmamalıdır. Ayakkabılarını arkada bırakarak kılmak mekruhtur. Bu sonuncunun mekruh olduğu Dürrül Muhtar'da Haccın 186. sayfasında Halebi Kebir sonunda ve Bezzaziye'de yazılıdır. Berika ve Hadika'nın sonlarında Taharette vesvese bahsinde de uzun yazılıdır. 37. Fars kılarken özürsüz duvara, direğe dayanmak mekruhtur. Nafile kılarken dayanmak mekruh olmaz. 38. Rükûa eğilirken ve kalkarken, elleri kulaklara kaldırmak mekruhtur. 39. Kıraati, rükûa eğildikte tamamlamak mekruhtur. 40. Secdelere ve rükûa, imamdan önce başını koymak ve kaldırmak mekruhtur. 41 net olmak ihtimali bulunan yerlerde mesela kabristanda hamam içinde ve kilisede kılmak mekruh olup yıkayıp temizleyerek kılmak veya hamamın soyunma mahallinde kılmak ve kabristandaki mescitte kılmak mekruh olmaz soğuk ve başka sebeple açık yerde kılınamazsa ve başka yer bulunamazsa kilisede Yalnız da cemaat ile de kılmak caiz olur. Namazdan sonra hemen çıkmalıdır. Çünkü kilisede şeytanlar toplanır. Kilisedeki küfr alametleri boşaltılırsa namaz kılmak hiç mekruh olmaz. Üstü açık necasete karşı kılmak mekruhtur. 42. Kabre karşı kılmak mekruhtur. Vehhabiler buna şirk diyorlar. Hadika 2. cilt 630. sayfede diyor ki: Hadis-i şerifte mezar üzerinde namaz kılanlara lanet olsun buyuruldu. Çünkü kabr üzerinde namaz kılmak Yahudilere benzemek olur. Bunun için mekruh denilmiştir. Kabristanın kabri olmayan yerinde kılmak mekruh olmadığı Haniye ve Havi kitaplarında yazılıdır. Kabr, namaz kılanın arkasında olursa veya önünde olup da önünden geçmesi caiz olacak uzaklıkta ise yine mekruh olmaz. Peygamberlerin ve salihlerin türbelerini de mescit haline getirmek Yahudilere benzemek olur. İbadette başkasını Allahü Teala'ya ortak yapmaya benzediği için Peygamber Efendimiz bunu da yasak etmiş. Ya Rabbi, kabrimi ibadet olunur put haline getirme buyurmuştur. Fakat salih bir kimseye yakın mescit yapılırsa veya onun yüzünden Allahü Teala'nın merhametine kavuşmayı veya ibadetinden ona da faide olmasını düşünerek kabri yanında namaz kılınırsa ona saygı olmak için ona karşı kılmayı düşünmezse hiç zararı olmaz. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın kabri Kabe'nin yanında Hatim denilen yerdedir. Mescid-i Haram'da kılınan namazların en kıymetlisi burada kılınan olduğundan hacılar burada kılmak için uğraşmaktadırlar. Böyle olduğu Mesabih Şerh'inde de yazılıdır. Marifetnamenin 268. sayfasında diyor ki: Perdesiz kabre karşı namaz kılmak mekruhtur. Fetavai Hindiyenin 5. cüz 320. sayfasında diyor ki: Mescidin kıblesi ile kabr arasında perde olursa veya kabr yanda arkada bulunursa mekruh olmaz. Fetavai Feyziye de diyor ki: Üç türlü vakf vardır. Yalnız fakirler için olur. Önce zenginler, sonra fakirler için olur. Hem zenginler hem de fakirler için olur. Mektepler, hanlar, hastaneler, kabristanlar, camiler ve çeşmeler hem fakirler hem de zenginler için vakfedilmişlerdir. Vakf mezarlıklara türbe yapmanın caiz olmaması fakirlerin yerlerini işgal etmemek içindir. Türbe yapmak haram olduğu için denilemez. 43. Teşehhütlerde sünnete uygun oturmamak tenzihen mekruhtur. Özrü varsa mekruh olmaz. 44. İkinci rekatte birinci okuduğu ayeti tekrar okumak tenzihen mekruhtur. Ondan evvelki bir ayeti okumak tahrimen mekruhtur. Unutarak okursa mekruh olmazlar. İkinci rekatte birinciden üç ayet uzun okumak mekruhtur. 45 Farzdan sonra son sünnete hemen kalkmamak mekruhtur. Tergîbü's salat. Her namazı bozmayı mübah kılan sebepler şunlardır. 1. Yılanı öldürmek için. 2. Kaçan hayvanı yakalamak için. 3. Sürüyü kurt'tan kurtarmak için. 4. Taşan tencereyi ateşten ayırmak için. 5. Kıymeti bir dirhem gümüşten az olmayan, kendinin veya başkasının malını zayi olmaktan korumak için. Dirhem-i şer'i kelimesine bakınız. 6. Abdest ve yer sıkıştırmasından kurtulmak için. 7. Vaktin veya cemaatin kaçmasından korku olmadığı zaman, Başka mezhepte namazı bozan bir şeyden kurtulmak için. Mesela dirhemden az necaseti temizlemek için ve yabancı kadına dokunmuş olduğunu hatırlayınca abdest almak için namazı bozmak caiz olur. Her namazı bozmak farz. Lazım olan sebepler ikidir. 1. İmdat diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için kuyuya düşecek amayı yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için. 2. Ana, baba, dede, nine çağırınca, farz namazı bozmak vacip olmaz. Caiz olur ise de, ihtiyaç yok ise bozmamalıdır. Nafile, sünnetler dahi ise bozulur. Bunlar, imdad isterse, farzları da bozmak lazım olur. Namaz kıldığını bilerek çağırıyorlarsa nafileyi de bozmayabilir. Bilmeyerek çağırdılarsa bozması lazımdır. Namaz dışında mekruh olan şeyler 5'tir. 1. Halada ve her yerde abdest bozarken kıbleye önünü ve arkasını dönmek tahrimen mekruhtur. Unutulursa üstünü kirletmek tehlikesi veya başka tehlike varsa mekruh olmaz. 2. İstinca ederken önünü arkasını kıbleye dönmek, güneşe aya karşı abdest bozmak tenzihen mekruhtur. 3. Küçük çocukları bu cihetlere karşı tutarak abdest ettirmek tutan büyüye mekruh olur. Bunun gibi büyüklere haram olan şeyi küçüklere yaptırmak yaptırana haram olur. Mesela oğlan çocuğuna ipek giydiren ve zinet eşyası takan ve çocuklara içki içiren kimse haram işlemiş olur. 4. Özürsüz kıbleye karşı ayaklarını veya bir ayağını uzatmak tahrimen mekruhtur. Özr ile veya yanlışlıkla uzatmak mekruh olmaz. 5. Mus'af'a ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak da mekruhtur. Yüksekte iseler mekruh olmaz. Hindîye 5. cüzde diyor ki: Mus'af'ı hiç okumayıp hayır ve bereket için evinde saklamak caizdir ve sevaptır. Bir kâfir'in ismini yazıp buna hakaret etmek mekruhtur. Çünkü İslam harflerine hürmet lazımdır." Berika 1368. sayfede diyor ki: Tatar Haniye'de yırtık, eski olup kullanılamayan musaf yakılmaz. Temiz veze sarıp toprağa gömülür. Yahut toz gelmeyen temiz bir yere konur diyor. Siraciye'de ise gömülür veya yakılır demektedir. Münyetül Müfti'de de böyle yazılıdır. Müctebada ise, akan suya bırakmaktan ise gömmek iyi olur diyor. Şafii alimlerinden Halimi ismiyle meşhur Hüseyin Cürcani'nin Minhacuddin kitabında yakmak yasak değildir. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu an mensuh ayetler bulunan Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Eshab-ı Kiram'dan hiç kimse radıyallahu teala aleyhi ecmaîn buna karşı bir şey demedi diyor. Yakmak yıkayıp yazıları gidermekten daha iyi olur. Çünkü yıkamakta kullanılan sular ayak altında kalır denildi. Kadi Hüseyin yakmak hürmetsizlik olacağından haramdır dedi. Nevevi ise mekruh olur dedi. Bunlardan anladığımız yakmayıp yıkayıp yazılarını gidermek veya gömmek iyi olur. Berikadan tercüme tamam oldu. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, eskimiş, istifade edilmez hale gelmiş olan musafları, ayak altında bırakmak, bir şey sarmak, kaplamak, kese kağıdı yapmak gibi kullanmak, hakaret etmek olur, haram olur. Çürüyüp toprak oluncaya kadar açılmayacağı emin olan yerdeki toprağa gömmek, bu yapılamazsa, yakıp külünü gömmek veya külünü denize, nehre koymak lazımdır. Hakaretten kurtarmak için, yakmak caiz, hatta lazım olur. Siraciye fetvası, Münyetül Müfti ve Halimi'den de böyle anlaşılmaktadır.